Kadriye biz çıkıyoruz. Çıkıyoruz derken Remzi. Kim çıkıyorsunuz acaba? Ben, Şakir, Necati. Hani nerede ya? Ben onları göremiyorum. Ayrıca bu kadar soğukta nereye gidiyorsunuz ki? Her yer kış kıyamet. Olmaz Kadriye ya. Sözleştik bir kere. Çıkmamız lazım. Ne işiniz var Remzi? Biraz AVM'yi dolaşacağız. Yeni oyunlar çıkmış onları alacağız. 100 bin milyon baloncuk harcayacağız işte. Bana gelince o baloncukların çok kıymetli ama Remzi. Aşk olsun Kadriye ya. Ne istediğini de almadım şimdiye kadar. Ama geç kalıyorum. Şakir. Hadi gel artık, bak ben gidiyorum he. Anne baba, neyi tartışıyorsunuz gene? Ayrıca nereye gidiyoruz baba? Tövbe tövbe. Oğlum sen daha yeni mi kalkıyorsun? Ben şimdi dışarı çıkıyordum vallahi he. Niye şimdiye kadar giyinmedin? Niye giyinecektim baba? Bu soğukta nereye gideceğiz ki? Hava buz gibi. He, buz gibi diyorsun da atletli atletli dolaşıyorsun. Demek ki kaloriferler çok yanıyor. Kadriye çabuk git kız şunun derecesini ya. Ama baba, yüzümü yıkadım. Üzerime su sıçrattım. Onun için çıkarmıştım yani. Yoksa üşümeye devam ediyorum şu anda. Niye kısacakmışım Remzi? Ben kısıyorum kısıyorum da sen milyon milyon harcıyorsun. Allah Allah ya. Anne, baba, acaba yanımda kavga etmeseniz mi? Psikolojim bozuluyor bak he. Yok oğlum, kavga etmiyoruz. Sadece senin Canan'la atıştığın gibi birbirimize söyleniyoruz işte. Şaka yapıyoruz, şaka şaka. Hadi hazırlan çocuğum, çabuk ol. Seni bekliyorum. Peki baba, tamam. Şakir bak iyi giyin he. Hava buz gibi, ona göre. Sonra üşütüp hasta olmayın. Etrafta zaten hastalıklar kol geziyor. Remzi sen de böyle gitme. Sen de üşürsün. O zaman gideyim ben de üstümü başımı değiştireyim. Merhaba, ben geldim. Ay, üstüme iyilik sağlık. Bu ne hal Necati? Saçın sakalın birbirine karışmış ayol. Git bir berbere. Temizlen, paklan, yıkan. Aa, bu ne böyle? Sabah elimi yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Hiç merak etme. Tertemizim Kadriye. Ay, yemek yerken de dikkat ediyorsun değil mi Necati? Etmez miyim Kadriye ya? Aşk olsun. Ben gayet titiz ve temiz bir filim. Remzi hadi, kankan geldi, seni bekliyor. Fazla bekletme. Hayır, ben sıkılıyorum sonra da. Yanlış söyledin galiba Kadriye. Sen değil, bekleyen benim. Benim canım sıkılıyor. Hayır Necati, sen benim evimde olduğun için benim canım sıkılıyor. Gelsinler de bir an önce gidin yani. Aşk olsun Kadriye ya, kalbimi kırıyorsun he. Ya gerçekten mi Necati? Çok üzüldüm. Hay Allah sevgili televizyon ya. Ben ne yapacağım bu Kadriye ile? Bir türlü yıldızımız barışmadı herhalde. Boşver Necati, boşver. Sen ona bakma. Söyleniyor işte gene. Şakir nerede Remzi? Geliyor, geliyor. Şakir, geliyorsun değil mi? Geldim baba. Aa, aynı giyinmişiz. Hatırlamıyor musun Şakir? Geçen sene indirimden beraber almıştık. Ama geçen sene hiç kullanmıyordun bunu baba. Çünkü sen de takım giymek istemiyordum. Şimdi niye giydin o zaman baba? Çünkü öbür montum çok eskidi Şakir. Böyle de kardeş gibi olduk canım. Hadi in, boş verin, çıkalım. AVM'ler bizi bekler. Bence takım giymek güzel bir şey. Yok ya, bence hiç güzel değil. Güzel güzel, hoşuma gitti benim. Aa baba, inanmıyorum. Oyun aldığımız dükkan kapanmış. Onun yerine mobilyacı açılmış. Allah Allah, yanlış mı geldik acaba Necati? Hayır, bence de tam doğru geldik. Ama gördüğünüz gibi yerine çok güzel bir mobilyacı açılmış. Aman oğlum, iyi ki annen yanımızda değil. Yoksa başım netini yerdi bunlardan bana al diye. Baba, ne yapacağız o zaman şimdi? Başka bildiğimiz oyun satan yer de yok. Yapacak bir şey yok Şakir. Geldiğimiz gibi eve geri döneceğiz. Hay Allah ya, çok üzüldüm. Bir dakika bir dakika. Benim neşenizi getirecek bir tane fikrim var. Hemen geliyorum. Ya Necati, yine ne muziplik peşindesin. Hadi gidiyoruz. Geldim, bakın nasıl olmuşum. Ay, o da ne öyle Necati? Ne taktın kafana? Maske takmış baba, maske. Ben karar verdim Remzi. Eve bu şekilde gideceğim. Necati saçmalama. Millet bize bakar ya. Zaten kısıtlamanın bitmesine az kaldı. Kimseler yoktur ki. Hadi yürüyün. Necati abi ya. Rezil olacağız milleti vallahi. Heh. Ah bu Necati ah. Hiç büyümedin yani. Acaba senin annene mi şikayet etsem?
Remzi, şurada biraz karnımızı doyuralım mı? Ne dersin? Vallahi ben çok acıktım he. Aman Necati, seninle birlikte kafede oturulmuyor. Yok Remzi ya. Bana bir karışık tost, bir tane sucuklu tost, bir tane kaşarlı tost, bir tane ayvalık tostu, bir tane de susurluk tostu yeter. Hıh yani Necati. 150 milyon baloncuk tutar vallahi he. Ay herkes bize bakıyor baba. Bir an önce eve mi gitsek acaba? Şşt Remzi, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Evet evet Necati abi. Etrafta mikroplar dolanmaya başladı. Eyvah, kısıtlamaya yakalandık herhalde. Mikroplar bizi yakalamaya başlayacak. Ne yapacağız şimdi? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ha, mirket geliyor. İyi hayvan lafın üstüne gelir derler. Remzi, Şakir, siz hala buralarda mısınız? Ay bu da kim böyle ya? Necati, yoksa sen misin? Niye bu maskeyi taktın Necati? Mikroplardan korunmak için mi? Aslında sadece eğlence olsun diye taktım mirket. Ama korunmak da iyi fikirmiş. Mirket amca, ne yapacağız peki şimdi? Gördüğün gibi mikroplar her yanımızı sardı. Yerimizden kıpırdayamıyoruz. Bir dakika çocuklar. Benim de sırtımda bir tane yağmur bombası vardı. En iyisi onu patlatayım. Nasıl yani Mirket? Sen sırtında yağmur bombasıyla mı geziyorsun? Tabii ki de hayır Remzi. Ne zamandır kuraklık var biliyorsun. O yüzden yeni bir icat yaptım. Bazı denemeler yapıyordum. Şimdi de denk düştü. Belki bu mikroplar için de faydalı bir şeyler olur. Şöyle geriye doğru biraz açalım bakalım. Benim zaten maskem var. Bir şey olmaz ki. Garantisini veremeyeceğim Necati. Şöyle güzelce yerleştirelim. Evet, hazırsanız yağmur bombasını patlatıyorum. Ve ondan sonra da eğer hesaplamalarım doğru giderse mikroplar da baloncuklar içine alınacak. 3, 2, 1 ve bastım düğmeye. İnanmıyorum Mirket amca. Bütün mikroplar gerçekten baloncuk içine girdi. Yani bu artık zararsız hale geldiler mi demek? Aynen öyle Şakir. Artık güvendeyiz. Ama her ne kadar güvende olsak da maske, mesafe, temizlik konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Mirket amca, bu yağmur bombasıydı ama şimdi kar yağıyor. İşte bu da süper bir şey. Demek ki yağmur bombam hiç işe yaramadı. Sadece mikropları hapsetmeye yaradı. Gökten rahmet yağıyor. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ay kar topu oynayalım, kar topu. Çok güzel yağıyor gerçekten. Ben hemen gidip Feride ile kar topu oynamak istiyorum. Biz de gidip o zaman annenlerle oynayalım Şakir. Hadi yürüyün. Ay süper ya, harika yağıyor. Değil mi Necati abi? Necati abi, niye hiç sesin soluğun çıkmıyor? Şakir, galiba ben dondum. Aa, konuşurken hiç kıpırdamıyorsun Necati abi. Baba, Mirket amca, yetişin çabuk. Necati abi donmuş. Ben şimdi ona bir ayvalık tostu ısmarlarım. Hemen açılır. Değil mi Necati? Hatta maskemi bile çıkartırım. İşte orijinal halimle geldim bile. Nerede ayvalık tostum? Necati abi ya, şaka mı yaptın bana? Yani gerçekten donacak kadar üşüdüm Şakir. Tostum nerede benim?